Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle Hız Yayınları 7. Sınıf Matematik Hibrit Soru Bankası kitabı ile dersimize devam ediyoruz. 1. ünite tam sayılarla işlemlerdeyiz. Etkinlik 5 ile dersimize başlayalım. Aşağıda verilen kutuları soldan sağa ve yukarıdan aşağıya doğru işlemlere uygun olacak şekilde doldurunuz demiş. 8 eksi eksi 3. Burada yapalım arkadaşlar. Ne yapıyorduk? Birinciyi aynen yaz. İkincinin işaretini ters çevir ve topla. Burası artı 11 olarak geldi. Buraya geliyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle düşüneceğiz. Biz 15 ile bakın burada bir şeyi toplamışım. 3 ile daha doğrusu 3 ile neyi toplarsam eksi 20 yapar onu düşüneceğim. Bunu bulabilmek için eksi 20'den eksi 3 çıkarıyorum. Birinciyi aynen yaz. İkincinin işaretini ters çevirip topla ve burası eksi 17 olarak gelir. Buraya eksi 17'yi yazıyorum. Şimdi bu ikisini topluyorum. Artı 15 artı eksi 17. Bu ikisinin toplamı ise eksi 2 yapar. Şimdi arkadaşlar burayı bulup bitiriyoruz. 11'den eksi 2'yi çıkarıyorum. Birinciyi aynen yaz. İkincinin işaretini ters çevir. Aradaki çıkarmayı toplamaya çevir. Ve burası artı 13 olarak gelir. 2'ye bakıyorum. Ben 13 ile neyi toplarsam 9 yapar. Bunu bulabilmek için arkadaşlar 9'dan 13'ü çıkarıyorum. Birinciyi aynen yaz. İkincinin işaretini ters çevir. Aradaki çıkarmayı toplamaya çevir. Ve burası eksi 4 oldu. Yani ben 13 ile eksi 4'ü toplarsam 9 yapar. Buranın cevabı da eksi 12'ymiş arkadaşlar. Şimdi burayı bulalım. 9'da neyi toplarsam eksi 6 yapar. Bu sayıyı bulabilmek için eksi 6'dan artı 9'u çıkarıyorum. Birinciyi aynen yaz. İkincinin işaretini ters çevir. Aradaki çıkarmayı toplamaya çevir. Ve burası eksi 15 olarak geldim. Şimdi buraya geldik. Neyden 7'yi çıkarırsam eksi 15 kalır. Bunu bulabilmek için arkadaşlar eksi 15 ile 7'yi topluyorum. Ve burası eksi 8 olarak geldi. Yani arkadaşlar eksi 8'den 7'yi çıkardığımda eksi 15 kalır dedim. Aşağıda verilen işlemleri yapınız demiş. Yapalım arkadaşlar. Şimdi ilk önce bu aradaki eksiyi artıya çevireceğim. Nasıl yapacağım? Bu ikisine bakmanızı istiyorum. Birinciyi aynen yaz. İkincinin işaretini ters çevir. Aradaki çıkarmayı toplamayı çevir. Bu şekilde yapıyorduk. Artı 3 dedim. Buraya geldiğimde 8 eksi 2'nin toplamı 6. 3'ü eklediğimde 9 olarak bulurum. Aynı işlemi burada yapıyorum. İlk önce buraya bakın. Birinciyi aynen yaz. İkincinin işareti bakın. Bu aslında şu demekti. Eksi artı 2 demekti. İkincinin işaretini ters çevir. Aradaki çıkarmayı toplamayı çevir. Artı 4. Bu ikisinin toplamı eksi 5 demek. Üzerine 4 eklediğimde eksi 1 cevabını bulurum. Buraya geldiğimde arkadaşlar. Şimdi şöyle yapacağız. Burası eksi 5 artı. Artı 2 eksi artı 7'dir. İlk önce buraya bakmanızı istiyorum. Bu aradaki çıkarmayı toplamaya çevireceğim. Eksi 5 artı. Bakın birinciyi aynen yaz. İkincinin işaretini ters çevir. Aradaki çıkarmayı toplamaya çevir yapıyorum. Eksi 5 ile 2'yi topladığım zaman eksi 3 artı eksi 7. Ve buranın cevabı eksi 10 olarak geldi. Buraya geldiğimiz arkadaşlar ilk önce burayı bir çevirelim. Bakın. Eksi 3 artı eksi 2 artı eksi 1 oluyor. Bu ikisinin toplamı eksi 5 artı eksi 1 diyorum ve cevabım eksi 6 olarak geldi. Buraya gelelim. Eksi 2 bakın.
Birinciyi aynen yaz. İkincinin işaretini ters çevir. Aradaki çıkarmayı toplamaya çevir. Ve burası artı 3. Burası 12 oldu. Artı 3. Cevabım 15 olarak gelir. Aynı şekilde buraya bakıyorum. Birinciyi aynen yaz. İkincinin işaretini ters çevir. Aradaki çıkarmayı toplamaya çevir. Ve burası artı eksi 3'tür. Bu ikisini topladığım zaman eksi 23 olarak bulurum. Artı eksi 3 diyorum. Ve benim buradan cevabım eksi 26 olarak gelir. Buraya baktığımda arkadaşlar, ilk önce bu ikisini topluyorum. Eksi 7, eksi, eksi 7. Ne yapıyoruz? Birinciyi aynen yazıyoruz. İkincinin işaretini ters çevirip topluyoruz. Ve burası 0 olarak geldi. Buraya bakıyorum şimdi. Birinciyi aynen yaz. İkincinin işaretini ters çevirip topla. Burası artı 2 oldu. Ve ben burayı artı 21 olarak buldum. Buraya geldim. Eksi 12 artı artı 5. Bakın birinciyi aynen yazdım. İkincinin işaretini ters çevirip toplayacağım. Burası eksi 7 oldu. Artı artı 4 dedim. Ve ben burayı eksi 3 olarak buldum. Aşağıda verilen eş aralıklı sayı doğrularında işaretlenen tam sayılarla ilgili istenilen işlemleri yapınız demiş arkadaşlar. Bakın kare değerimiz eksi 1, üçgen değerimiz artı 4, bu ikisinin toplamı. Cevabım artı 3 olarak gelir. Yıldız değerimiz eksi 8, daire değerimiz artı 8. Bu ikisinin toplamı 8 olarak, pardon, 0 olarak gelir. Buraya geldim. Çiçek değerimiz eksi 1. Burası artı 13. Bunların farkını bulacağım. Artı 13 eksi eksi 1. Birinciyi aynen yaz. İkincinin işaretini ters çevir. Aradaki çıkarmayı toplamaya çevir. Ve burası artı 14 olarak geldim. Son olarak buraya geldim. Burası eksi 10'dur. Burası artı 2'dir. Burası da artı 11'dir. Yerine yazıyorum şimdi. Artı 11 artı eksi 10 eksi artı 2. İlk önce arkadaşlar bu ikisini topluyorum. Artı 1 eksi artı 2. Şimdi birinciyi aynen yaz. İkincinin işaretini ters çevirip topla. Ve burası eksi 1 olarak gelir. Birazcık büyütelim. Aşağıdaki şemalarda işlemleri soldan sağa doğru yaparak boşluklara gelmesi gereken sayıları bulunuz demiş arkadaşlar. Yapalım şimdi. Artı 3 eksi eksi 4. Birinciyi aynen yaz. İkincinin işaretini ters çevirip topla. Ve burası artı 7 oldu. Eksi 4 eksi artı 6. Birinciyi aynen yaz. İkincinin işaretini ters çevirip topla. Ve burası eksi 10 oldu. Şimdi buraya geldim. Artı 7 eksi eksi 10. Birinciyi aynen yaz. İkincinin işaretini ters çevir. Topla. Ve ben burayı artı 17 olarak buldum. Buraya geldik arkadaşlar. Şöyle bir bölelim. 9 eksi eksi 4. Ne yapıyoruz? Birinciyi aynen yazıp ikincinin işaretini ters çevirip topluyoruz. Ve burası artı 13 olarak geldi. Aynı şekilde birinciyi aynen yaz. İkincinin işaretini ters çevir. Topla ve burası artı 1 olarak gelir. Son olarak artı 13 eksi artı 1. Birinciyi aynen yaz. İkincinin işaretini ters çevirip topla. Cevabım artı 12 olarak geldi. Son olarak C'ye bakıyorum. Eksi 20 eksi eksi 6.
Birinciyi aynen yaz. İkincinin işaretini ters çevirip topla diyorduk. Ve burası -14 olarak gelir. Devam ediyorum. -6 +4'müş burası. Birinciyi aynen yaz. İkincinin işaretini ters çevirip topla. Ve ben burayı -10 olarak buldum. Son olarak -14 -10. Birinciyi aynen yaz. İkincinin işaretini ters çevirip topla diyoruz. Ve cevabımız buradan -4 olarak gelir. Aşağıda verilen mutlak değerli işlemleri yapınız demiş. Şimdi arkadaşlar 3 eksi. Eksi 2 mutlak değerden artı 2 olarak çıkar. Diyorum ki birinciyi aynen yaz. İkincinin işaretini ters çevirip topla ve cevabım artı 1. Aynı şekilde eksi 3 artı. Eksi 1 mutlak değerden artı 1 olarak çıkar. Artı 6. Buranın toplamı arkadaşlar. Bu ikisinin toplamı eksi 2 oldu. Artı 6 ve buranın cevabı artı 4 olarak geldi. 6 eksi. Eksi 1 mutlak değerden artı 1 olarak çıkar. Artı 5 diyorum. Arkadaşlar burayı bakalım. İlk önce buraya bakalım. Birinciyi aynen yaz. İkincinin işaretini ters çevirip topla. Artı 5. Bu ikisinin toplamı 5 yapar. Üzerine 5'i ekledim. Cevabım 10 oldu. Eksi 5 mutlak değerden artı 5 olarak çıktı. Artı. Artı 7 mutlak değerden artı 7 olarak çıktı. Cevabım artı 12. Eksi 10 mutlak değerden artı 10 olarak çıktı. Eksi. Burası artı 15 olur. Birinciyi aynen yaz. İkincinin işaretini ters çevir ve topla. Ve ben buradan cevabımı eksi 5 olarak buldum. Artı 8 mutlak değerden artı 8 olarak çıkar. Artı eksi 7. Cevabım buradan artı 1 oldu. Eksi 9 mutlak değerden artı 9 olarak çıkar. Artı eksi 16. Cevabım eksi 7 oldu. Eksi 18. Eksi. Eksi 2 mutlak değerden artı 2 olarak çıktı. Birinciyi aynen yaz. İkincinin işaretini ters çevirip topla. Cevabım eksi 20 olarak gelir. Aşağıda verilen parantezli işlemleri yapınız demiş. Yapalım arkadaşlar. 1 ile 4'ün toplamı 5'tir. Artı 5'tir. Artı. Eksi dedik. 3 ile eksi 2'nin toplamı ise artı 1'dir. Ne yapıyorduk? Birinciyi aynen yaz. İkincinin işaretini ters çevirip topla. Ve burası artı 4 olarak geldi. Aynı şekilde buraya geldim. Birinciyi aynen yaz. İkincinin işaretini ters çevirip topla. Eksi. Burası da artı 6 olur. Burası bana artı 5 olarak geldi. Eksi. Artı 6. Aynı şekilde birinciyi aynen yaz. İkincinin işaretini ters çevirip topla. Cevabım eksi 1. Buraya bakıyorum arkadaşlar. Birinciyi aynen yaz. İkincinin işaretini ters çevirip topla. Eksi. Mutlak değerden artı 2 olarak çıkar. Sıfırla topladığımda yine artı 2 olur. Burası bana artı 2 oldu. Eksi. Artı 2 diyorum. Cevabım 0 olarak gelir. Eksi 5 mutlak değerden artı 5 olarak çıkar. Eksi. Burası arkadaşlar eksi 7'dir direkt. Ne yapıyordum? Birinciyi aynen yazıyordum. İkincinin işaretini ters çevirip topluyordum. Cevabım artı 12 oldu. Aynı şekilde burası 14 eksi. Bakın buranın toplamı arkadaşlar eksi 2'dir. Birinciyi aynen yaz. İkincinin işaretini ters çevir ve topla. Cevabım artı 16 olarak geldi. Buraya geldim. Eksi 18'i yazıyorum. Burası arkadaşlar eksi 11'dir. Birinciyi aynen yaz. İkincinin işaretini ters çevir. Topla.
Cevabım -7 oldu. Aynı şekilde arkadaşlar buraya geldim. Burası -2'dir. Artı. -1 mutlak değerden artı 1 olarak çıkar. -2 mutlak değerden artı 2 olarak çıkar ve burası artı 3 olarak geldi. Buranın toplamı ise artı 1'dir dedim. Devam ediyorum. Bakın arkadaşlar, burada ne yapıyorduk? Birinciyi aynen yaz. İkincinin işaretini ters çevir, topla. Aynı işlemi burada yapıyorum. Burada yapmaya gerek yok. Bunları direkt toplayabilirim. Burası -10 olarak gelir. Eşittir. Burası arkadaşlar -2 olarak geldi. -10. Birinciyi aynen yaz. İkincinin işaretini ters çevir. Topla diyorum. Ve cevabım buradan artı 8 olarak gelir. Böylelikle arkadaşlar videomun sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.